Peki Saygı abi, bu arada Zeynep Dereli de konuğumuz, Deva Partisi Genel İdare Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinden. Sayın Dereli merhaba. Merhaba Fatih Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, kusura bakmayın. Meclis yoğun yine, sürpriz bir karar geldi Enis Berbaloğlu ile ilgili. Onun üzerinde yoğunlaştık bugün, onun için böyle yani ortam çok enteresan, çok güzel anlattı Saygı Öztürk. Yani kararın öncesini ve sonrasını, hukuki gelişmelerini, parlamentonun saygınlığını konuşuyoruz. Milletvekillerinin özlük haklarını, kişisel haklarını, kürsü masumiyetini ve her şeyden önce yani cezaevine girmeyen milletvekillerinin olduğu bir parlamentoyu konuşmaya çalışıyoruz desem daha doğru olur. Öncelikle bu konuda ne diyeceksiniz? Sizin de görüşünüzü alayım. Biraz evvel belirttiğiniz gibi gerçekten Saygı Bey çok güzel açıkladı. Yani burada kendisinin ilettiklerine ve sizin tartışma yani karşılıklı istişarenizde söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Bu tarz şeyleri artık bir daha gündem maddesi bile haline getirmediğimiz bir ülke hayaliyle hep birlikte çalışıyoruz. Hukukun üstünlüğünü, vatandaşlarımız tarafından seçilmiş olan ve Anayasa Mahkemesi'nce hakkında karar çıkmış olan milletvekillerimizin tekrardan bir daha yargı sürecine götürülmediği, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına saygı duyulduğu, yani kısacası hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülke hayaliyle hep birlikte gayret etmeye devam edeceğiz. Ya daha diyecek o kadar çok şey var ki aslında. Ama ben bugünü izninizle eğitime ve bunun etrafında yani bu hedefler doğrultusunda eğitimde neler yapılabilire birazcık Şöyle ayırmak yapalım. isterim. Şöyle yapalım. Öncelikle tabii ki hukuk konuşuyoruz. Yani hukuka mesafe saygılı olmayı konuşuyoruz. Tabii bir de insan haklarını konuştuk biraz önce. Evet. Bugün de Özgecan'ın öldürülmesi, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin tam 6. yıl dönümü. O da çok acı bir tablo, bizleri üzen bir tablo. Öncelikle yani kadınlara yönelik şiddet, demokrasinin ve hukukun gereklerinin yerine getirilmemesi, parlamentodaki milletvekillerinin bile kürsü dokunulmazlığının artık garanti olmaması, nasıl bir ülke? Oradan başlasak. Buyurun Sayın Dereli. Tabii ki memnuniyetle. Yani şimdi öncelikle Fatih Bey sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Ben bu ülkeye inanıyorum, insanımıza inanıyorum, ülkeme güveniyorum ve geleceğin çok güzel olacağını, bugünün yarından yani yarının bugünden daha iyi olacağına inanıyorum. Bunun da en önemli vesilesinin eğitimle, doğru bir eğitimle, güncel, çağdaş, kadın erkek herkesin kendi toplumsal yerini onun vatandaş olarak var olmasının güvence altına alındığı bir toplumu onların da talep etmesini temin edecek bir eğitim anlayışından bahsediyorum. Herkesin kendini gerçekleştirebildiği bir ülkede yaşayacak olursak aslına bakarsanız ülkemizde şu anda içinde bulunduğumuz ciddi bir agresyonun olduğu ben onu gözlemliyorum. Yani böyle bir ortam var. Kimse kendi halinden memnun değil. Bu hangi tarafta olursanız olun ve ne yazık ki çok ciddi bir taraflaşma ve kutuplaşma var. Halbuki birbirimizin farklı görüşlerinden beslenerek çok güzel gelişmelere imza atabilecekken biz farklı görüşleri Türkiye'de susturmak, sindirmek, farklı görüşü olanları cezalandırmak gibi yaklaşımlar içerisindeyiz. Uzaya gideceğiz diyoruz. Uzaya giden toplumların nasıl bu noktalara geldiğini aslında iyice bir istişare etmek lazım bana sorarsanız. Burada her şeyin temelinde doğru bir eğitim yatıyor. Ve Özgecan'ımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Hakikaten 6. yılında keşke başka Özgecanlar olmasa ama ne yazık ki var. Ve ne yazık ki olmaya da devam ediyor. Bazı konularda olumlu gelişmeler olsa da gene de ne kız çocuklarımızı, ne kadınlarımızı, ne de vatandaşlarımızı istediğimiz gibi koruyamıyoruz. Bunun için neler yapılması lazım? Şimdi bugün mesela çok güzel bir gün bir taraftan da. Çünkü 11 Şubat bilimde kadın ve kız çocuklarının uluslararası günü olarak ilan edilmişti. Tam da 2015 senesinde yani 6 sene evvel. Burada hedeflenen mesele kız çocuklarının ve kadının bilime daha çok dahil olması. Biz eğitimde buna STEM diyoruz. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinin bir arada uygulanmasıyla birlikte üreten, inovasyondan anlayan
genç yetiştirmek üzere kurgulanmış bir eğitim modelinden bahsediyoruz. Ve buna kız çocuklarının teşvik edilmesi, onların dahil edilmesinin yönünde UNESCO tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş bir gün. Türkiye'de bugün de aslında Özgecan'ın ölüm yıldönümüyle denk gelmiş olması da bir tesadüf. Tam aynı gün. Umarım onun adına, onun yaşadığını başkasının yaşamaması için daha çok kız çocuğumuzu, daha çok evladımızı daha güzel bir şekilde yetiştirebiliriz. Her şeyin temelinde iyi bir eğitim, çoğulcu, kapsayıcı, birbirinin farklılıklarına, görüş ayrılıklarına saygı duyan bir eğitim yatıyor. Ama işte ne yazık ki orada da şu anda Türkiye'de sıkıntılar var. Ben oradan da çok üzüntü duyuyorum Fatih Bey. Evet, haklısınız. Yani söylenecek çok söz yok ama var. Bugün gerçekten siyasi gündem çok yoğun Zeynep Hanım. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ekleyeceğim şey, tekrardan çok teşekkür ediyorum bu önemli gündemi dile getirebilmeme vesile olduğunuz için. Peki. Hep birlikte daha güzel günlerde görüşebilmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler diliyorum. İyi günler. Fatih Bey.